Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, şu an önümde yeni bir Mac kutusu görüyorsunuz değil mi? Birazcık şaşırmışsınızdır açıkçası. Ya çok mutlu muyum şu an? Mac'im geldiği için elbette mutluyum ama yaşadığım şeyin çok da güzel olduğunu söyleyemeyeceğim. Gerçi iPhone'da bile yamuk iMac gönderildiğini düşündükçe yani bana olanın çok da şaşırtıcı gelmiyor açıkçası. Apple sorunlu ürünler göndermeye devam ediyor. Evet, benimkinin sorunu neydi? Gerçi bunu birazcık 2 hafta sonrasında fark etmiş oldum ama en azından fark ettim. Yani fark etmemiş olsaydım daha kötü olurdu bu benim için. Çünkü bir süre sonrasında artık değişim süresi falan da olmayacaktı. Her neyse, şimdi sorundan bahsedeyim. Sorunumuz neydi biliyor musunuz? Bunda 2 tane Type-C girişi vardı. Birincisi, ya ikincisi diyeyim daha doğrusu. İkincisi düzgün oturuyor, tamam mı? Ama birincisine şarjı takıyorum. Ya bir süre sonra kendiliğinden çıkıyor. Yani şarj oraya oturmuyor. Yani bir tık sesi etmesi lazım. Mesela ikincisinde öyle oluyordu ama birinci şarj soketinde sorun vardı. Ya bu yüzden ben de gittim Apple müşteri hizmetlerini aradım. Bana dediler ki Apple yetkili servis bayimize yönlendirelim sizi. Yani ama o kadar özel konfigüre cihaz sipariş ettim. Yani ben o yüzden servise göndermek istemedim ve bu süreçte bana değişim yapılabileceğini söylediler. Sonra tekrar ben de gittim müşteri hizmetlerini bir daha aradım. Oradan beni satış sonrası ekibe yönlendirdiler. Orada evet değişimi yaptık. Neredeyse bir ay olacak galiba. 9 Eylül'den önce. 9 Eylül'de gönderime çıkmış bu. Şu an kaç Eylül? 22 mi? Şu an 22 Eylül galiba. Hani yani 13 gün falan sürdü yine ama bilmiyorum. Bu süreçte Mac'siz kaldım. Neyse, Apple'a kızgınım bu yüzden arkadaşlar. Sorunlu ürün göndermemeli yani. İnsanlar o kadar para veriyor. Özel konfigürasyon cihaz istedim. Bir de bu nerelere gitti biliyor musunuz? Size sayayım. Benden daha çok gezdi kendisi. Gerçi ben yurt dışına çıkmadım. Her neyse, sorun konumuz bu değil. Bu nereye gitti biliyor musunuz? İlk önce Çin'den, Şangay'dan Kore'ye gönderildi. Kore'den sonra Amerika'ya gitti. Amerika'dan ne gitti? Niye, ne alaka bilmiyorum. Amerika'da Alaska'ya gitti. Sonra bir yere daha gitmişti. Louisville miydi? Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Louisville miydi? Oraya gitti. Oradan sonra Almanya'ya gitti. Oradan sonra buraya geldi. Yani şu anda sevdiceğim. Neredeyse birçok ülkeyi dolaşmış bulunuyor. Neredeyse, daha fazla uzatmayayım değil mi? Açalım. Ya bu sefer gerçekten bütün testlerini yapacağım. Dur kız, göremedim. Nerede onun şeyi ya? Şu. Evet. Bu sefer pataküte açacağım arkadaşlar. Hiç öyle estetikmiş. Estetik MacBook Air açılışı yapmayacağım. Bunu bir kere yaptık. Yes. Çok güzel. Şurayı da gösteriyorum size. Neyse, orayı blur yaparız. Evet. Açıyorum. Evet. MacBook Air'imiz. Bir de bunun için tekrar şey dediler. Bunu da aynı şekilde... onları anlatmadım galiba. Yine bunu aynı şekilde 14 gün süresince iade hakkım var. Ve yine de hani sorunlu olursa değiştirme hakkım da var. Öyle şeyler tanımladılar. Bu arada normalde 14 gün süresince iade edilebiliyor. Ama sonra Apple'la konuştuktan sonra bir ay süresince bunu genişletebiliyorlarmış. Müşterilerinin şeyleri daha önemliymiş. Öyle dediler ama öyleyse sorunlu ürünü de göndermemeliler. Açıyorum. Şimdi arkadaki seri numaralarını falan göstermeden açacağım şimdi. Ay çok güzel. O ses çok güzel. Şu an duymadınız siz belki ama. Azal gidiyor. Neyse. Daha dikkatli olalım. Patatesi açmayalım. Sakin sakin açalım. Evet. Daha önce her şeyini açmıştık zaten. O yüzden şu an bu video boş geçiyor. Bakın. Bu şu an benim düşünmemden olmadı. Daha yeni açtım kutusunu. Bakın şu an şu kutusu bile çizik. Umarım içinde bir şey yoktur. Evet. A few moments later. Yes. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi durun. Buraya geçin. Bakın yine o kablo kokusunu alıyorum. İğrenç kokuyor şu kablo. Bayağı kötü kokuyor. Kablo kokusu değil de böyle. Yani ne bileyim, böyle hani kapalı yerde kalmış rutubet kokusu gibi. Şimdi bunları iki sokete de deneyeceğim. Düzgün oturmalı. Yoksa sıkıntı. Kablomuz burada ve şurada Apple'ın gönderdiği
kullanım kılavuzu artık gereksiz etiketler. Sanki çok gerekliymiş gibi. Neyse. Şunları sokalım şöyle, sıkıştıralım. Evet. Şarj kablomuz. Evet. Bayağı minnacık. He. İnternette gördüklerimi daha büyük hatırlıyorum ben. Yok, kocaman el kadar olanları da. Gerçi bu da el kadar da, avuç kadar lütfen. El kadar olanları da var bunların. Gördüm. Evet. Şimdi bu da çok satisfying denen bir şey. Ne deniyordu ona? Türkçesi aklıma gelmedi. Çok güzel. Evet. Çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Evet, bakıyoruz üstünde çizik mizik var mı? Varsa geri gönderirim. Bana ne? Gerçi ya uzun sürüyor işte konfigürasyon ürünü. O yüzden sıkıntı bence. Bir şey yok. Şu an gayet güzel. Şimdi kapatalım üstüne. Şunu üstüne koyalım. Ama bakın bunu göstermeden geçmek istiyorum. İstemiyorum. Ben önce şey oldu. Bakın şu kutusunda şöyle çizik var. Sanki anahtarı sürtülmüş gibi. Hani az önce düşürdüm ama yani ters düşmedi yani. O yüzden garip geldi şu an. Ah, ay. Korktum, üstüne toz gelmiş, çizik sandım. Ay. Evet. En önemli olan şey bakın. Bahsettiğim şu portu düzgün çalışmıyordu. Şimdi onu test edeceğim. Böyle tam oturmalı yani. Bakın daha öncesinde onun görüntülerini bulursam onları da koyarım yana bir yere. Bakın. Heh. Bakın şu an oturdu. Normalde oturmamıştı yani. Şöyle bir şey kalıyordu. Bakın. Şöyle kalıyordu, tamam mı? Şöyle yapıyordum, çıkıyordu yani, öyleydi. O yüzden yani bunun böyle olmasına sabredemezdim. Bu da oturuyor. Şu an en önemli özellikleri buydu. Hadi şimdi gelin açalım bakalım. Bir görünecek mi oradan? Evet. Ya da şu kamerayı daha yakında mı alayım? Ya da daha önce açtık ama buraları belki keserim. Aa, sesi çok güzel değil mi? Çok güzel. Bakın. Şu an muhtemelen görünmüyor oradan. Bakıyorum da aynadan. Çok iyi görünmüyor olabilir. Evet, neyse ben burada bunları ayarlayayım. Siz de orada bekleye durun. Türkçe. Ay, özlemişim kız. Basıyorum tatlım. Evet, şimdi öncelikle şu arka planı değiştirmek istiyorum. Bir dakika. Öncelikle şu arka planı değiştirelim. Safari nerede? Ya bu arada Safari'den önce özellikle şu yanlış bastım. Özellikle şu sistem tercihlerinden şunu kapatayım. Şey yapmak istiyorum. Şu fare çok yavaş. Yani çıldırmalık şu anda tam benim için. Çünkü hızlı fareye alıştım Logitech'te. Şu an bu çok yavaş geliyor. Ama normalde yani hızlı kullanıyordum zaten. O yüzden don't problem. Tıklamak için tek parmağınıza dokunun. Yani şöyle yaptığımda olsun yani. 2 saat uğraşmayayım ben. Sessiz tıklama dediğini bilmiyorum. Bakın şu an daha hızlı yani. Kendine geldi bilgisayar. Şimdi bunu kapatalım. Tamam mı? Burada kontrol vermiştim. Tamam, şu an keyboardumuz çalışıyor. Zaten bu tuşlar yok bizde. Yani tamam yok. Okey, şu an kameramıza bakalım. Bunu kontrol Q'yu kapatalım. Evet, şu an ışık çok güzel duruyor ve makyajım çok güzel. Evet. Arkadaşlar şu anda ben memnunum. Bakın bu buradan da video çekebilirim, biliyor musunuz, şey yaparken. Kod videoları çekerken buradan da alabilirim belki görüntü, çünkü güzel duruyor. Ya tek sorun şu arkadaki ışıklar yüzünden, şu ledler yüzünden birazcık titreme var. Ama o da normal bence bunun kamerası için. Mesela şu anda mesela iPhone'da çekerken 4K ve 24 FPS yapıyorum. Anca öyle bu titreme geçiyor. Düşük FPS'de çekince. Evet, şu an kameramız da çalışıyor. Bir de gidip şu an şeyi test edelim.
Dur şunu kapatmamız lazım. Doktan çıkaralım. YouTube'a girmem lazım. YouTube. Bakalım ses çalışıyor mu? Ne kadar güzel çalışıyor. Evet, bir tane video açalım. Güzel bir şey açalım bari. Bunlar telif geliyor mu ya YouTube'daki videolardan? Hiç bilmiyorum valla. Şunu açacağım bir dakika. Çok iyi de kesin. Ekleme atla. Sağ ol kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? Ses güzel. Ne yaptı böyle? Sadece bunlar mı? Sadece bunlar abi. Bak bu şu an en yüksek ses. Çok fazla, bir dakika dayanamayacağım şu an bu sesi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın bence şu an mikrofonum çalışıyor. Çünkü konuştukça buradaki ses artıyor. Bakın mikrofon bilgileri tablosunda görüntülenir diyor. Burada bir şey yazmıyor. Yani muhtemelen çalışıyor. Bakın şu an her konuştuğumda sesimin şiddetine göre burada bakın sürekli renkli renkli azalıp artıyor. Çok hoşuma gidiyor şu an konuşmak. Neyse. Mikrofonumuz okey. Kameramız okey. Başka neyimiz okey? Keyboardumuz okey. Başka neyimiz okey? Şarjlarımız okey. Başka bir şey teste gerek var mı bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda az önce dediğim gibi 465 GB'lık kullanılabilir bir alanım var. Benim bu MacBook'um konfigürasyon bir ürün. 16 GB RAM'li, 512 GB'da SSD ile. Ama şu anda dediğim gibi işte sistem şeylerinden dolayı, hani sistem dosyalarından dolayı şu anda 465 GB kullanılabilir alanım var. 1 TB bile alsam bence olurmuş yani artık. Bundan sonrası telefona sanırım. Telefon boyutunu yükseltirsem eğer, telefonun depolama boyutunu, yani sorun olmaz diye düşünüyorum. 512 idare eder. Hiç yoktan iyidir. Tabii normal hard diskim de var, onu da kullanıyorum ama yani ya o bozulursa ya ona bir şey olursa illaki bir yerde bir depolama alanımın olması çok daha iyi olur. Çünkü bulutta tutmak, bir de buluttan indirmesi falan da sıkıntı bence ya, bilmiyorum ama evet. Belki şurada da şöyle görülebilir bir yere koymak istiyorum ama görülebilir bir alan yok şu an. Şurada. Çok tatlı. Şimdi bununla sizlere güzel kod içeriklerim var. Onları çekmek istiyorum ama ne zaman yapamıyorum. Muhtemelen hafta sonu yaparım. Şu an bu Mac'ime artık sonunda geldiği için mutluyum. Hatta bir haftadır falan da bu yüzden video çekmiyorum. Normalde haftada ikiye çıkarmıştım video sayımı. Bu arada 980 olmuşuz arkadaşlar. Gittikçe büyüyoruz. Bu konuda çok mutluyum. Yine 20 kişi kaldı. Arkadaşlar artık o pamuk eller cebe gitmesin. Abone olamasın lütfen. Rica ediyorum. Neyse şimdilik şunu kapatayım da. Ben daha sonra bununla ilgileneceğim. Evet, daha sonra ilgileneceğim ne kalmıştı bu arada bununla ilgili? Sadece dönüştürücüye bakacaktım. Çünkü şarjında sorun yok dediğim gibi. İşte yazılımla ilgili herhangi bir sorun var mı şu an anlayamadım ama işte, şu anda bir anda da anlaşılabilecek bir şey değil. Neyse ona da bakacağız. Evet. Bir şey kalmadı arkadaşlar. Yani Apple'a kızgınım. Onu zaten başta söyledim. Hala kızgınım bu arada. Eğer bu sorunu gelseydim ona da sinir olurdum. Bu arada şu an yeni Apple Event'te şey çıkmadı. Yeni MacBook çıkmadı. Yeni MacBook çıksaydı muhtemelen yeni MacBook kalırdım. Çünkü ya renkli gelecek diyorlardı. Eğer renkli gelseydi bilmiyorum. Belki beni bir cezbedebilirdi yani. Şu an şunun mint rengi olsaydı beni bir cezbederdi yani. Ne yalan söyleyeyim. Bir yeşil renk olsaydı mutlu ederdi beni. Veya şu renk. iPhone'da olan renk olsaydı bir mutlu edebilirdi beni yani. Evet. Sanırım videomuz bu kadar. Ay, makyajımı güzel yapmışım şu anında. Bu arada bir ara Instagram'da biri şey yazmıştı. Bu tarafın altına iyi boyanmışsın abla. Bugün de iyi boyanmış mıyım tatlım? Neyse. Evet arkadaşlar, 980 olduk. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? O güzel ellerinizi abone olup götürüyorsunuz, tamam mı? Abone oluyorsunuz. Daha sonra o bildirim zilini çalıyorsunuz. Konuşamadığım bildirim zilini çalıyorsunuz. Ve videolarımı sürekli beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, tamam mı? Daha sonra isterseniz de beni sosyal medya hesaplarına takip edebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.